Albert Einstein, fizikçi, Nobel ödülü sahibi, devrim niteliğindeki teorilerin adamı, bir dahi ve öldükten sonra beyni çalınmış bir bilim insanı. Efsanelere inanın. Albert Einstein'ın beyni gerçekten çalındı ve incelendi. Peki sonuç ne mi oldu? Albert Einstein'ın beyni çalındı mı diye merak edenlerin dinleyince şoke olacağı hikayeye gelin yakından bakalım. Yaptığı çalışmalar tüm dünyaya ilham olduktan ve bugünün bilim dünyasını şekillendirdikten sonra Albert Einstein 18 Nisan 1955 yılında öldü. Ancak Einstein'ın beyni için ölüm henüz bir son değildi. Albert Einstein, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde bulunan Princeton Hastanesi'nde öldüğü zaman otopsisini yapmak üzere nöbetçi patolog Thomas Harvey devreye girdi. Standart işlemlerden sonra Harvey bir aydınlanma yaşadı. Karşısında dünyanın en zeki insanı duruyordu. Beynini öylece toprağa gömemezdi. Harvey, Einstein'ın beynini ailesinin izni olmadan aldığını söyledi. Dünyanın en zeki insanlarından birinin beynini çalıp da kaçamazsınız. Olay birkaç gün sonra aydınlandı ve Thomas Harvey'in yaptığı şey ortaya çıktı. Harvey'in anlattığına göre yalvar yakar Einstein'ın oğlu Hans Albert'ten beynin kendisinde kalması için izin aldı. Hans Albert'in tek şartı babasının beyni üzerine yapılacak çalışmaların yalnızca bilimsel amaçlı olmasıydı. Thomas Harvey pek zeki bir adam değildi. Hırsızlık olayından kısa bir süre sonra çalıştığı hastaneden kovuldu. İfade ettiklerine göre Einstein'ın beynini 240 parçaya böldü ve özel bir selüloz içinde saklamaya başladı. Bu süreçte karısıyla arası bozuldu. Ülkenin dört bir yanını gezip iş aradı. Sonunda Kansas'ta bir laboratuvarda çalışmaya başladığı zaman Einstein'ın beyni bir bira dolabının alt rafındaki elma şarabı kasasında saklanıyordu. Harvey ara sıra dünyanın en zeki insanlarından birinin beyninin kendisinde olduğunu hatırlıyor ve üzerinde incelemeler yapıyordu. Ancak tek başına yaptığı çalışmalar yetersizdi. Sonunda Einstein'ın beyninden bir tane mikroskopik slide hazırladı. Hazırladığı bu parçaları dünyanın pek çok farklı noktasında yaşayan bilim insanlarına göndererek incelemelerini istedi. İşte sonunda bir dahinin beyni gerçek uzmanların eline geçmişti. Einstein'ın beyninden parçalar almış olan bilim insanları büyük bir hevesle çalışmalara başladılar. Sonuçta ellerinde dünya bilim tarihini değiştiren bir adamın beyninden parçalar vardı. Hayal kırıklığına uğradılar mı bilinmez ama Einstein'ın beyni ufak farklar dışında çok da acayip, sıra dışı ya da benzersiz görünmüyordu. Einstein'ın beyni ortalama bir yetişkin erkeğin beyninden biraz daha hafifti. Alt periyatal bölgesi ortalama bir beyinden %15 daha büyüktü. Beyin parçalanmadan önce çekilen fotoğrafları üzerinde yapılan incelemelerde Sylvian fissürü adı verilen anatomik bir yarığın olmadığı görüldü. Einstein'ın beyni 76 yaşındaki birinin beyninde olması gereken bazı değişiklikleri taşımıyordu. Peki Einstein'ın beyni çalındığına değmiş miydi? Maalesef hayır. Bilim çalışmaları taze örneklerle yapılır. Aylar boyunca bira dolabının alt rafında saklanmış bir beyin üzerinde yapılan çalışmalar maalesef çoğu zaman doğru sonuçlar vermez. Öyle ki Albert Einstein'ın beyni üzerine düzenlenen konferanslarda bilim insanlarının incelemelerde farklı sonuçlar aldıkları görüldü. Albert Einstein'ın beyni belki sapık bir patolog tarafından çalınmayıp da yetkin bir bilim insanı grubu tarafından alınarak henüz çürümeden incelenseydi bu dehanın sırrını çözebilirdik. Ancak üzerine ne kadar çalışma yapılırsa yapılsın elde edilen veriler ışığında Albert Einstein'ın dehasının kaynağı çözülememiştir. Belki beyniyle alakası bile yoktu ama maalesef bunu bile tam olarak bilemiyoruz. Peki Einstein'ın beynine ne oldu? Thomas Harvey elindeki parçaların bir kısmını dağıtıp bir kısmını inceledikten sonra insafa gelmiş olacak ki elindeki son parçaları Princeton Hastanesi'ndeki patoloji bölümüne bağışladı. Bugün Einstein'ın beynine ait son parçalar Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde bulunan The Mütter Museum at the College of Physicians of Philadelphia isimli müzede sergileniyor. Yine manyağın biri çıkıp çalmasın diye özenle korunuyor. Dünyanın en zeki insanlarından biri olan Albert Einstein'ın beyni çalındı mı sorusu ile gerçekten yaşanmış olan bu çalınma hikayesini anlattık. Ve bu dehanın ardındaki sırrın hala gizemli olduğundan bahsettik. Albert Einstein'ın beyninin çalınma hikayesi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ha bir de abone olarak, beğenerek ve paylaşarak büyümemize destek verirseniz hayır demeyiz. Malum bilgi paylaştıkça güzeldir.